polis koruyamadı filan olan diyorlarmış. Ben polise haber vermedim ki bu şoför beni polis nasıl korusun? Hatay Büyükşehir Belediyesi gönderdi beni oraya. Sonra orada beni beklettiler. Dediler ki zabıta gelecek, sen Şirin Evler midir, Şirin midir bilmem orasını. Bana oraya gideceksin dediler. Başka bir zabıta gelecek dediler. Tamam, zabıta da gitti, o da gitti. Sonra iki tane abla geldi oraya. Artes Oteli'nin önüne. Ablacığım su verir misin bize dediler. Ben 15-20 dakika sonra bana telefonun geldi bir daha. Dediler ki Expo'ya git, yukarıdan git. Yukarıdan dolaş yakın. O mahalleye girdim. Tamam, böyle bir şey geldi benim başıma ama ben polise haber vermedim. Ben polise niye haber vereyim arkadaş? Cehennem yeri gibi olmuş. Herkesin başı kişi başından aşkı 3 tane çakala. Ve biz orada, ben babuş mu bırakacağım? Bunu yok, polis devletin polisi şoförü koruyamadı. Ben ölürüm, yemin ederim ben yine vermem onu malı. 10 tane garip, 100 tane garibin işesini ben orada mı yapacağım ha? Ama arkadaşlar Allah rızası için yani bu polislere, askere ağlanacak durum var orada ya. Ya polis nereden nereye getirdiniz bu videoyu? Benim yeğenim burada paylaştı ama abi ben bunu yemin ediyorum size hiçbir yerde paylaşmayacaktım. Paylaşmadım. Bu paylaşmış benim yeğenim ama lütfen Allah rızası için bunu polislere, askerimize. Ya adamlar konserveyle 3 gün geçiriyor orada ya. Yemin ediyorum ben bekmezim akıdır. Allah belamı versin yine orada ben. Yine polisi rahatsız etmem. İşi başından açtın, askerin başından açtın. Abi beni arayıp, beni İçişleri Bakanlığı'ndan arayıp, abi neredesin, seni kurtarmaya geliyoruz dedi adam ilk dakika ya. Videoyu paylaşmış. Videoyu paylaştıktan 2 dakika sonra beni İçişleri Bakanlığı'ndan arayıp, Allah bin kere razı olsun. Abi ben niye rahatsız oluyorum? Abi polisleri ne karıştırıyorsunuz işin içine?